Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce sona eren AK Parti grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Düzce'de yaşanan depreme ilişkin sabah saatlerinde hem de pençe kılıç harekatına ilişkin önemli mesajlar verdi. Bu mesajları değerlendireceğiz. Yayın konuğum gazeteci yazar Abdülkadir Selvi. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdülbaki Bey. Düzce yeni bir depremle sarsıldı 99'da olduğu gibi ama o zamanki vahim tablo yok. 68'de yaralının olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vahim bir tablo ortaya çıkmadı, bazı hasarlar var dedi ama grup toplantısında da önemli mesajları vardı Düzce'deki yaşanan depreme ilişkin. Nasıl değerlendirirsiniz bu mesajları? Sayın Cumhurbaşkanı depremden hemen sonra Düzce'deki gelişmelerin takip ettiğini öğrendim. İçişleri Bakanı AFAD'da kendisine bağlı bölgede. Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmelerinde elbette ki can kaybı olmaması büyük bir teselli bizim için. 99 depreminden sonra Büyük Marmara depremi, ardından Kaynaşlı depremin, her ikisinde Düzce çok acı tecrübelerle yaşamıştı ama ancak alınan tedbirlerin etkisini, faydasını gördük. Özellikle yatay mimari, kamu binalarının, evlerin güçlendirilmesi konusunda yine eksiklikler varsa bundan sonra da bu eksiklikler giderilecek. Sayın Cumhurbaşkanı da ona dikkat çekti ve deprem tatbikat yılı ilan edilmesinin de bu konuda gösterilen reflekslerde etkili olduğunu söyledi. Ben de gruba girmeden bazı bakanlarla konuştum. İşte okulların güçlendirilmesi yine bu süreç içerisinde yapıldı ki işte onlarda da bir hasar olmaması bu alınan tedbirlerin doğru ve yerinde olduğunu gösteriyor. Buradan da Düzce'ye geçmiş olsun diyelim. Biraz bu konuda hafızalarımızı tazeleyecek olursak 99'da da daha büyük bir yıkım yaşamıştı Düzce. O günden bugüne çok şeyler değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda bir vurgu yaptı. Vahim tablo yaşanmadı dedi. O günden bugüne devletin izlediği politikalar da oldukça önemli. Bugünkü bu tablonun ortaya çıkmasında neler yapıldı? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii Abdülbaki Bey, o çok büyük bir felaketti. Marmara depremi zaten dünyada en şiddetli ve en yaygın depremlerden birisiydi. Ardından Düzce, bir de Kaynaşlı'yı yaşadı. Çok derinden yaşadı. O zaman ben başbakanlık muhabiriydim, bakanlar kurulu toplanmıştı. Hükümet ancak 1,5 gün sonra bilgi alabildi bölgeden ve günlerce oraya yeterli destek verilemedi. İşte nerede bu devlet sloganı o zaman kalmıştı. Yani binalar yıkıldı, insanlar altında kaldı ama asıl yıkılan devlet oldu. Oradan sonra Türkiye çok çabuk toparlandı. Tedbirler aldı. Elbette ki eksikliklerimiz var ama işte İzmir'deki depremde de onu gördük. Güçlendirilen binalar ve okullar yıkılmadı. Hastaneler yıkılmadı ama güçlendirilmeyenler yıkıldı. Hani depremden değil, tedbir almadığın zaman ondan korkmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın da o konudaki vurgusu önemliydi. O alınan tedbirler bugün Düzce'de can kaybı olmamasını sağladı. Panik halinde vatandaşlarımızdan yaralananlar var. Ama eski halinde olsaydı bu şiddette bugün biz başka şeyleri konuşuyor olurduk. Demek ki tedbir almak lazım ama bundan sonra da bu tedbirleri artırarak, güçlendirerek sürdürmek gerekiyor. Abdülkadir Bey, bir de net mesajlarını verdiği bir başka konu Cumhurbaşkanı Erdoğan, pençe kılıç harekatına ilişkindi. Oldukça net mesajlar verdi. Bugüne kadar yapılanlar henüz dedi, daha başlangıç ifadelerini kullandı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Doğrusu biz Katar dönüşü de Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçakta bu konuyu sormuştuk. Evet, bir hava harekatı yapıldı, başladı, devam ediyor. Ancak bu hava harekatı Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifadesiyle Çiban başı olan noktaların susturulup etkisiz hale getirilmesi harekatı. Bunlar devam edecek. Yani hava harekatlarıyla yumuşatılacak ama Cumhurbaşkanı kara harekatı konusunda bugün herkesten, her zamankinden daha net mesajlarını verdi ama dedi, bir şeyi söyledi. Biz dedi bizce en uygun olan zamanda başlatacağız ama kara harekatını başlatacağız. Minbiç gibi, Telrifat gibi, Kobani gibi Çibanbaşı olan yerleri, yani Türkiye'ye saldırıların olduğu, Türkiye'ye bombalı çantaların gönderildiği yerlere gireceğiz dedi. Kara harekatı konusunda oldukça kararlı ama planlaması elbette ki Türkiye açısından en uygun zaman ve zeminde olacak. Ben bunu çok uzayacağını da zannetmiyorum. Bir tahmininiz var mı? Bu konularda çok tahmin yapmak doğru değil ama şunu görebiliyorum. Türkiye bir kara harekatı başlattığında hazırlıklarını tamamlar
ve ondan sonra girdiğinde de orayı temizler. Bu konu minvalinde yine şunu da sormak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki eylemi temsah gözdeşiyle kınayanların gerçek yüzleri hemen arkasından başlattığımız operasyonla ortaya çıkmıştır diye de önemli bir mesaj verdi. Bu konuda değerlendirmeniz ne olur? Bence bu hem dışarıya mesajdı. Yani bu eylemlerden sonra bir açıklama yapıyorlar ama ardından da işte buradaki yapılan eylemler, buraya yapılan müdahaleler DAEŞ'le mücadeleye zarar verir gibi, sanki DAEŞ'le mücadeleden kendiler gibi. Türkiye DAEŞ'le mücadele ediyor, bunu görmezden geliyor. İki, bizim PKK'yla mücadelemizde, PYD'yle mücadelemizde, YPG'yle mücadelemizi gölgelemek için DAEŞ'le mücadeleye zarar verir diyorlar. Bunlar DAEŞ'le mücadele etmiyor. Bu oluşturduğu yapı, Amerika'nın orada oluşturduğu PYD ve YPG terör garnizon yapılanması Türkiye ile mücadele ediyor. Zaten diyorlar ki biz bu Şahin Abdo'yu Kandil'den getirdik, Türkiye ile savaşsın diye getirdik diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı onlara işaret etti. Ama ben bu işaretin sadece dışarıya değil, içeriye de olduğunu düşünüyorum. Çünkü teröristler terör eylemini kabul ettiği halde içimizde bazıları bunları hala kabul etmemek için direniyorlar. Hala ona bir kurt bulmaya çalışıyorlar. Bir fotoğraf üzerinden ya da bir ifade üzerinden bu işi PKK, PYD, YPG yapmadı diye bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu mesajın bir kısmında içeriye doğru dönük olduğunu düşünüyorum. Son olarak şunu da sormak isterim. AK Parti grup toplantısının sonuna doğru AK Parti'ye bazı katılımlar oldu. Özellikle Nazilli Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa ederek önemli bir geçişti. Aynı zamanda meclis üyeleri ve bazı muhtarlar da AK Parti'ye katıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı. Son birkaç aya baktığımızda bu katılımları nasıl değerlendirirsiniz AK Parti'ye? Evet, AK Parti'ye Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Ok katılmıştı. İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali Çelebi katılmıştı. Şimdi Nazilli Belediye Başkanı'nın katılması önemli. Çünkü Nazilli il büyüklüğünde bir yer. Bu katılımların süreceği gözleniyor. Çünkü rüzgar tersine döndü. Yani bir dönem ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir sıkıntı yaşamıştı AK Parti. Ama rüzgar tersine döndü. Bunlar 2023 seçimlerinin önce adımları. Çok teşekkürler yayınımıza verdiğiniz katkıdan dolayı Abdülkadir Selvi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında hem depreme, Düzce depremine ilişkin açıklamalarını hem de Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklamalarını gazeteci Abdülkadir Selvi ile birlikte değerlendirdik. Meclisten son sözü bu şekilde merkeze bırakalım. Saati aşkın bir süre oldu ve 9 saat kadar önce Türkiye'nin yüreği bir kez daha ağzına geldi. Zira Düzce'nin 16 kilometre batısında Gölyaka ilçesinde sabaha karşı 4.08'de yerin 6.810 metre derinliğinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve deprem İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Edirne'ye uzanan çok geniş bir alanda hissedildi. Türkiye'nin yüreği ağzına geldi derken bu vurguyu çok sayıda geniş bir alanda, coğrafyada hissedilmesinden dolayı söylüyoruz. Ve depreme ilişkin son durumu, an itibariyle derlediğimiz tüm bilgileri depremin merkezinden, Gökyaka'dan sizlere aktarıyoruz. 25 bin nüfuslu, yaklaşık 25 bin nüfuslu bir ilçemiz, Düzce'nin ilçesi. Ve az önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan meclis grup toplantısında konuştu. Ve Düzce'deki 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Gölyaka'da çok sayıda binada hasar olduğunu ancak vahim bir yıkım oluşmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 4.08'den şu ana kadar burada bulunan bakanlardan, AFAD yetkililerinden, Türk Kızılay yetkililerinden an be an gelişmelere ilişkin ve onların tespitlerine, burada gerçekleştirdikleri gözleme ilişkin bilgi aldı. Bunun da altını çizelim. Evet, depreme ilişkin ayrıntıları ekranlarınıza getiriyoruz dedik. TRT Haber ekipleri dört bir yanda bölgede tanıklık ediyor sürece. Depreme ilişkin kısa adı AFAD olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda meslektaşım
Göksu Kandemir bizi bekliyor. Göksu, kısa süre önce AFAD'dan ayrıntılı bir açıklama daha yapıldı. Neler söylendi? Eldeki bilgiler, AFAD'ın tespitleri neler? Söz sende diyelim. Fuat Kozluk'un sabaha karşı 4.08 sularında meydana gelen Düzce Gölyaka depreminin hemen ardından hem sahada hem de içinde bulunduğumuz bu koordinasyon merkezinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Artçı depremler takip edildi. Şu ana kadar en büyüğü 4.3 büyüklüğünde olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Ve hemen arkamda gördüğünüz o devasa ekranlardan aslında bu veriler takip ediliyor. Şimdi kameraman arkadaşım Hakan Aykaş'tan rica edeceğim. Bu ekranlara biraz daha yakından bakacağız. Şimdi arkamda görüyorsunuz aslında Düzce ilinde meydana gelen depremin hemen ardından veriler anlık olarak bu merkeze iletildi ve bu merkezde alanında uzman kişilerce yorumlandı, değerlendirildi. Bu merkezden verilen bilgiler ışığında da sahadaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Emniyet, jandarma, sağlık, Kızılay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan birçok yetkili bu noktada bölgeyle ilgili değerlendirmeler yapıyor. 81 ilde 1143 deprem izleme istasyonundan gelen her veri bu noktada an be an değerlendiriliyor. Dediğimiz gibi Düzce Gölyaka depremi sonrasında da tüm veriler işte bu merkezde toplandı ve çalışmalar da hızla devam ediyor. Depremde 68 kişi yaralandı, 26 kişinin tedavisi sürüyor ve ne yazık ki bir kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi. 5,9 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından bir yandan artçı depremler de yaşanıyor. Bölgede an itibariyle en büyüğü 4.3 olmak üzere toplamda 127 artçı deprem meydana geldi. İlk andan itibaren AFAD merkezinde aralıksız bir çalışma devam ediyor ve Türkiye Afet Mücadele Planı kapsamında depremin ilk anından itibaren afet gruplarından güvenlik ve trafik, arama ve kurtarma, sağlık, barınma, beslenme, hasar tespit, enerji, zarar tespit, psikososyal destek, ani depo yönetimi ve dağıtımıyla iletişim grupları AFAD merkezinde toplandı ve olay yerindeki çalışmalar için de 2182 personel ve 424 araç görevlendirildi. Battaniyeler, maksat çadırları gönderildi. Dediğimiz gibi hem sahada hem de şu anda içerisinde bulunduğumuz AFAD Koordinasyon Merkezi'nde depremin ilk anından beri çalışmalar hız kesmeden hummalı bir şekilde devam ediyor. Fuat Kozluklu. Evet, AFAD Merkezi'nden bilgiler böyleydi. Merve Güneş, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yani depremin merkez üssünde saatlerdir haber nöbetinde. Kameralarımızı şimdi Merve Güneş'e çevirelim ve gözlemlerini, elde ettiği bilgileri ondan dinleyelim. Merve. Fuat, Gölyaka Sarıdere mevkiinde gerçekleşmişti işte o sabaha karşı olan deprem. Şu anda bulunduğumuz yer, biz o noktadayız, Sarıdere'deyiz ve yapıların hasar alma durumuna karşı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmalarının başladığını söylemiştik. Şimdi bir yandan vatandaşlara yardımlar devam ediyor. Halen dışarıda olan vatandaşlar var. İşte dağıtılan 10 binden fazla battaniye ile ısınmaya çalışanlar var. Sabah saatlerine göre hava biraz daha iyi ancak şu an bulunduğumuz noktada artık hasar tespit çalışmaları hızlı durumda. Ancak genel itibariyle Gölyaka'ya bakacak olursak bir binanın hasar aldığını, ciddi hasar aldığını biliyoruz. İşte diğerlerinde de hasar tespit çalışmaları başlamış durumda. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Baş'tan rica edeceğim. Hemen arkada bir cami bulunuyor. Sarıdere Köyü Cami. İşte cami de hasar almış durumda ve içinde ciddi oranda çatlaklar ve yarıklar olduğu bilgisi paylaşıldı. Ve bu anlamda güvenlik güçlerinin de çevre emniyetini alması adına bu şekilde şeritler çektiğini biliyoruz. Bakın şimdi şurada bir üç ayak bulunuyor. Bir onun üzerinde cihaz bulunuyor. Bir de caminin üzerinde bir cihaz bulunuyor. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları başladı. AFAD'ın açıkladığına göre bir mobil laboratuvar var. O Gölyaka'da. Diğer yandan 6 mobil yapı izleme aracı bulunuyor. Çevre köylerinde. Bu caminin üzerinde kameraman arkadaşım Ahmet Bağış ekranlarınıza getirmeye çalışıyor. Bir optik sensör bulunuyor. Şimdi o optik sensörü de göstereceğim sizlere. Bulunduğumuz bu aracın içinde bu optik sensörlerle araçta, daha doğrusu araca veriler aktarılıyor. Şimdi bu elimde gördüğünüz optik sensörler 30 saniyede bir yerleştirilen
binanın yapısını, aslında durumunu bu araca, yapı izleme aracına aktarıyor. Şimdi ekipler de bir yandan burada, bakın içeride bilgisayar ekranına yansıyan görüntüler var. 30 saniyede bir aktarılan bu görüntülerle hem 3 boyutlu olarak hem de oluşabilecek eğimleri aslında bu noktada inceleniyor. Yani artçı sarsıntılar olduğunu biliyoruz. Yapının ilerleyen dakikalarda, saatlerde durumu ne olacak? İşte buradaki veriler o nedenle önemli. Bu araç da önemli. Zira üzerinde, şimdi kameraman arkadaşım da sizlere göstermeye çalışacak, 15 adet bu optik sensörün yerleşebildiği bir mekanizma bulunuyor. Bu neyse ki biz bu depremde görmedik, çevre binalarda hasar alan çok fazla yapı yok. Ancak olması durumunda 15 adet sensör işte bu araca yerleştirerek çevredeki binaların anlık olarak verileri işte bu cihaz sayesinde inceleniyor diyelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan belirttiğim gibi aslında hasar tespit çalışmaları başladı. Bir yandan bakın hem güvenlik önlemleri alınmış durumda, bir yandan da vatandaşlar halen büyük oranda dışarıda. Ancak şunu tekrar altını çizeyim, bir panik hali yok. Özellikle o sabah saatlerinde depremin hemen arkasındaki dakikalarda oluşan o panik hali artık Gölyaka'da yok. Ancak Sarıdere, bulunduğumuz bu nokta merkez üssüydü. O 5,9 büyüklüğündeki deprem işte tam bu noktada gerçekleşmişti. Fakat binalara bakacak olursak binaların durumunun iyi olduğunu söyleyelim. Özellikle biz İstanbul'dan yola çıkarken çok daha kötü bir tablo olma ihtimalini göz önünde bulunduruyorduk. Ancak şu an itibariyle bakıldığı zaman genel olarak Gölyaka civarında yapıların durumunun iyi olduğunu tekrar altını çizelim. Sabah saatlerinde ekrana getirmiştik. İşte bir binada ciddi yarıklar ve çatlaklar bulunuyordu. Bu şekilde tıpkı burada olduğu gibi emniyet şeritleriyle aslında vatandaşların girmesine izin verilmiyor. Zira İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da neredeyse bütün açıklamalarında altın çizdiği konu, hasar tespit edilen vatandaşın fark ettiği bir durum olduğu takdirde de binalara kesinlikle girilmemesi gerektiği, hatta yaklaşılmaması gerektiği uyarısı yapılıyordu. İşte bu şekilde de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından civar köylere tam anlamıyla şu anda ekipler dağılmış durumda ve vatandaşların hem güvenliğini sağlamak hem de yapıların durumunu anlayabilmek adına ve gözlemleyebilmek adına da bu noktadalar. Şimdi AFAD'dan bir yandan açıklamalar geliyor. 130'a yakın artçı sarsıntı devam etti aslında şu dakikaya kadar ve ilerleyen dakikalarda olma ihtimaline karşı da gördüğünüz gibi herkes teyakkuzda. Devletin tüm kamu kurum ve kuruluşları hem Gölyaka merkezde hem de çevre köylerde incelemelerde bulunuyorlar. Şimdi bulunduğumuz bu köyde özellikle Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan psikososyal destek ekipleri de var. Bir yandan onlar vatandaşlarla ilgileniyorlar. Bir travma olma ihtimaline karşı bir panik halinin önüne geçebilmek adına. Ancak tekrar söyleyelim, sen de sabah saatlerinden bu yana aslında yapılan bütün yayınlarda aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle burası iki büyük depreme de şahit olan bir yer. Hem 17 Ağustos depremi hem 12 Kasım depremini yaşadı buradaki vatandaşlar. Bu nedenle alınan dersler var. Yapıların, Gölyaka civarındaki neredeyse bütün yapıların 2 ya da 3 katlı olduğunu söyleyebiliriz. En fazla 3 katlı yapılar var ki onların da ölçü olarak çok yüksek olmadıklarını tekrar altını çizelim. Ancak genel itibariyle bu noktada aslında durum beklenenden çok daha iyi ve zaten hızlıca bir müdahale gerçekleşmişti. Hem bu nokta da artık depremden saatler sonra aslında hem çalışmalar artık ilerledi. Hasar tespit çalışmaları başlamış durumda. Tekrar söyleyelim, şu anda Gölyaka'da Sarıdere köyündeyiz ve bu noktada merkez üssü olarak gösterilen yer burasıydı ve hasar tespit çalışmaları ilçe genelinde başlamış durumda diyerek sözü yeniden sana bırakalım Fuat. Evet, Merve Güneş aktardı. Yaklaşık 25 bini bulan bir nüfusu var bu ilçenin. Sabah 4.08'de sarsıldı. Ve bu depremin olası İstanbul depremiyle bir ilgisi var mı yok mu sorusu akıllara geldi. Bunu değerlendirmesini isteyeceğiz, rica edeceğiz. Konuğumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, Jeofizik Mühendisi Profesör Doktor Tolga Bekler Skype bağlantısıyla bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, iyi günler. Merhabalar Fuat Bey, iyi yayınlar dilerim. Şu an Çanakkale'den mi yayındasınız bizlerle? Doğrudur, Çanakkale'deyim şu anda. Peki, hissettiniz mi siz? Ben kendim hissetmedim ama hisseden tanıdıklarım var. Çok hafif
olsa hissedilmiştir. Çünkü Çanakkale Düzce'ye benzer bir zemin yapısına sahip. Alüvyon dolgu zemin üzerinde uçuyor binalarımız. Dolayısıyla deprem dalgaları bu gibi zeminlerde davranışı biraz daha bizim hissetmemize sebep olacak nitelikte olmasından dolayı sizlerin bulunduğu yerdeki kadar değil ama hafif de olsa hissedilmiş olma ihtimali var tabii. Hı. Ben hissetmedim. Ben uykusu derin olan biri değilimdir. 17 Ağustos, 12 Kasım 1999 Düzce depremi, bunları hissettim. Birisinde yataktan fırladık tabii. Yani ben o sırada ayaktaydım gerçi 17 Ağustos depreminde. 12 Kasım'ı da bayağı şiddetli hissettik İstanbul'da. Şimdi baktığımız zaman İstanbul'dan İzmir'e, Eskişehir'den Ankara'dan Edirne'ye uzanan geniş bir alanda bu deprem hissedildi. Dolayısıyla Türkiye'nin yüreği ağzına geldi vurgusunu yaptım az önce yayını açarken. Düzce'deki bu deprem olası beklenen İstanbul depremini tetikler mi sorusu ilk akla gelen soru. Neden? Zira 16 milyon nüfuslu bir ülke büyüklüğünde, Avrupa'da birçok ülkeden daha fazla nüfusu barındıran İstanbul kaygı, endişe, korku içerisinde. Çünkü kimi bilim insanları an itibariyle şu andan 20 yıl sonrasına ya da 30 yıl sonrasına ama mutlaka bir depremin İstanbul'u beklediğini söylüyor. Ne söylersiniz? İstanbul depremini tetikler mi? Burada boşalan enerji, Karadere fay hattından çıkan enerji, Kuzey Anadolu fay hattına doğru bir enerji yüklemesi yapmış ve orayı daha da gergin hale getirmiş olabilir mi? Bilmiyorum, doğru bir soru mu? Anladım sorunuzu ama sorunuzun net bir cevabı yok. Onun da en önemli sebebi Anadolu'daki bu kadar depremi meydana getiren, bunlara sebep olan fayların her birinin ayrı bir karaktere sahip olması, her birinin ayrı geometriye sahip olması. Dolayısıyla hep bahsederken biz yerbilimciler segment ifadesinden bahsederiz ya da işte kırıklardan bahsederiz, farklı boylardan bahsederiz. Bunu toplum içerisindeki bireylerin her birinin karakteri gibi düşünebilirsiniz. Hepimizin belli olaylara karşı mukavemeti farklı olacaktır, refleksi farklı olacaktır. Tabii bu bölgelerdeki kayaçların gerilimi de gelen kuvvetler karşısında ciddi anlamda farklılık taşıyacaktır. Şimdi Düzce depremi olsun veya daha önce ya da Anadolu'nun farklı bölgelerindeki depremleri oluşturan fayların birbirleriyle olan organik bir bağıntısı yok. Yani birbirlerinin akrabaları ama ciddi anlamda farklılıklar var. Dolayısıyla sizin telaffuz ettiğiniz ama biz o şekilde değerlendirmiyoruz. Yani İstanbul depreminden ziyade Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi'nde ya da Marmara bölgesindeki farklı uzantılarına sahip olan kolların üretebileceği kuramsal olarak değerlendirdiğimiz zaman hakikaten hasar oluşturma niteliği yüksek. Hocam devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısının ardından meslektaşlarımızın sorularını yanıtladı. Ona ilişkin haberimiz var. İzleyelim. Sonrasında devam edeceğiz. Rusya Cumhurbaşkanı'yla sesi de görüşmesi doğru bir karardır. Devamı gelmelidir. Hatta Suriye'de de görüşme olmalıdır. Nasıl değerlendiriyor? Suriye'de Esad'la da görüşme olmalıdır. Siyasette biliyorsun küslük, dargınlık olmaz. En üstün sonunda en uygun şartta adımları kullanan adımlar. Cumhurbaşkanı ile ikinci bir görüşme. Tarih verilir mi? Planlanmış mı? Tarih verilir mi? Cumhurbaşkanı ile sesi de görüşmesi doğru bir karardır. Devamı gelmelidir. Hatta Suriye'de de görüşme olmalıdır. Nasıl değerlendiriyor? Suriye'de Esad'la da görüşme olmalıdır. Olabilir. Siyasette biliyorsun küslük, dargınlık olmaz. En üstün sonunda en uygun şartta adımları kullanan adımlar. Peki Mısır Cumhurbaşkanı ile ikinci bir görüşme? Tarih verilir mi? Planlanıyor mu? Tarih verilir mi? Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir meslektaşımızın Suriye ile ilişkiler konusundaki sorusunu yanıtladı. Siyasette küskünlük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda adım atılır dedi. Bu kısa açıklamayı ekranlarınıza getirdik. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
Jeofizik Mühendisi Profesör Doktor Tolga Bekler yayın konuğumuz. Devam edelim hocam. Ekleyeceğiniz varsa lütfen, yoksa birkaç soru daha yöneltmek istiyorum. İsterseniz siz sorunuzu sorun ama en azından son kaldığım cümleyi tekrar etmeye bağında bizler İstanbul depremi olarak görmüyoruz. Ağırlıklı olarak İstanbul ve çevresini, Marmara kıyısı olan kentleri daha çok etkileyecek olan Kuzey Anadolu fayının belirli uzunluklara, geometrilere sahip olan fayların üretebileceği depremlerin etkilerini daha çok konuşuyoruz. Tabii bunlar farklı ölçüde, farklı büyüklüklerde olacaktır. Tarih içerisinde de belli büyüklüklerde olmuştur. Bu sadece İstanbul'u etkilemeyecek ama Marmara kıyısına, özellikle de alüvyon zeminlerde olan Çanakkale, Tekirdağ, Bursa başta olmak üzere ciddi etkileri olacak olan depremleri üreten faylarımız var tabii ki. İstanbul'da bundan etkilenecek ama İstanbul'a baktığınız zaman bu kadar büyük, bu kadar kozmopolitan bir şehrin binalarının, bina stoğunun konuşlandığı yerler Avrupa yakasında çok daha farklı bir zeminde, Anadolu yakasında çok daha farklı bir zeminde. Artık İstanbul neredeyse bir apayrı düşünecek bir noktada. Dolayısıyla burada stok kaliteleri, ondan sonra yapım yılları içerisinde alınan önlemler vesaire hepsi bir bütün olarak. Zaten bunlar da ilgili yönetimlerin senaryo depremler karşısındaki çalışmalarında da ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı veriler. Bu doğrultuda evet. Depremin büyüklüğü 5,9. Amerika'daki ilgili birim 6,1. Kandilli Rasathanesi 6 olarak güncellediğini duyurdu. Sonuçta orta büyüklükte bir deprem yanılmıyorsam. Ama şiddeti 8 olarak ölçüldü dendi. Şiddetin fazla olması yıkıcılığı nasıl etkiliyor? Bunun süreyle de ilgisi var mı? Burada kimi vatandaşlarımız 15-20 saniye, çok şükür dilim sürçtü dakika diyorum. Ama kimileri için de tabii geçmek bilmedi, dakikalar sürdü. Ne söylersiniz bu konuda? Şimdi tabii ki burada uzun uzadıya depremin anatomisini anlatmak pek doğru değil ama şimdi depremin şiddeti büyüklüğünden farklı olarak hem etkileri açısından hem ana merkeze uzaklık açısından değişken bir ifade. Dolayısıyla merkezde 8 şiddetinde olur da daha uzaklarda azalarak devam eder ya da ivmesi benzer durumda farklı bir şekilde değerlendirilir. Süresi de evet. Dediğim gibi binanızın ya da sizin bulunduğunuz noktadaki ya da alandaki zeminin koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Çünkü ağırlıklı olarak sizi sallayan ya da sallanmanıza sebep olan farklı deprem dalgaları var. İşte makaslama mal dalgası dediğimiz, çok detayına inmeye de gerek yok. Tabii vatandaşların o psikolojiyle biraz daha kendi üzerine de 2-3 saniyede eklendiğinde çok uzun süreli hissetmesine sebep oluyor ama bu süreyi en çok etkileyen de binanın ya da vatandaşın bulunduğu alandaki zemin koşulu. Peki bundan bir 10 dakika kadar öncesine AFAD'dan yapılan açıklamada 127 artçı, yani 0,9 ile 4'ün üzerinde denilen 127 artçı. Gerçi ben hissetmedim. Yani şu ana kadar bir artçı hissetmedim. Ne kadar sürmesini beklersiniz? Bilimsel veriler neyi işaret ediyor geçmiş verilerden hareketle? Ve çok sayıda artçının yaşanmış olması ne anlama geliyor? Biraz evvel söylediğim gibi her depremi üreten fayın belli bölgelerdeki karakterleri, özellikleri, tekrar ediyorum geometrisi, derinliği vesaire, kayaç özellikleri birbirinden farklı. Dolayısıyla bu farklılık içerisinde bu gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Sorunuzu bir kere daha alayım. Dedim ki 127 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi bundan 12-13 dakika öncesine kadar. Çok sayıda artçı yaşanması ne anlama geliyor dedim.
Her deprem sonrasında dediğim gibi fayın karakterine bağlı olarak farklı sayılarda artçıları yaşayabiliriz. Evet. Ama bunlar çok fazla uzun da sürmez. Özellikle de Ege bölgesinde bu büyüklükte bir depremden sonra çok daha sayıda artçı depremi kaydettiğimizi görüyoruz. Ama bu depremin özelliği muhtemelen kuzeydoğu güneybatı yönelimli yan alatımlı ve fay sisteminin oluşturduğu deprem ve depremler. Bunların artçılarının çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Birkaç gün içerisinde ikinin de altına düşüp bu şekilde devam edecektir. Bakın devam edecektir diyorum, bitmeyecektir, bitmez zaten. Yani depremlerin oluşması dediğimiz tamamıyla fayların hareketleri, fayların yırtılması, kırılma süreci, yer içerisindeki o dinamik süreç devam ediyor. Ama bunlar siz hissetmiyorsunuz ama bunların binaya yansımaları oldukça düşük, mikro deprem ölçeğinde. Belli bir eksponansiyel olarak dediğimiz belli bir azalımla neredeyse sıfır şekilde devam edecektir bunlar. Ama tehlike oluşturabilecek nitelikte beklemiyoruz. Özellikle de 6 büyüklüğü için. Ama daha büyük bir deprem olsaydı 99 depremleri gibi birkaç ay sürebilecek artçı depremleri görme ihtimalimiz vardı tabii ki. Yeni bir deprem üretir mi bu fay hattı şu anda? Enerjisini tümüyle boşalttı diyebilir misiniz? Yoksa artçılar olarak mı kayda geçer bundan sonraki sarsıntılar? Fuat Bey, depremin olduğu yere baktığınız zaman zaten tek bir fay yok. Güney Anadolu fayının da kendisi de bir zon. Zon içerisinde farklı uzunluklara sahip faylar var. Şimdi bu bölgenin bulunduğu yerde de Hendek fayından tutun da Düzce fayı, Çilimli fayı şeklinde farklı segmentler var. Bugün sabaha karşı meydana gelen deprem yine bir yeni bir fayı oluşturabilecek bir deprem olarak karşımıza çıktı. Bir depremin meydana geldiği fay belli bir süre sonra tekrar bir fayı depremi oluşturacaktır. Bunda herhangi bir soru işareti yok. Dolayısıyla benzer depremleri tekrar göreceğiz. 1967 Mudurna depremi, 1999 depremleri. Bakın bundan bir sene önce 17 Kasım'da da Düzce'de, hatta hemen hemen aynı yerde bir deprem oldu. 5 büyüklüğündeki bir deprem. Farklı zonlar çıkıyor. Her bir deprem yeni bir fay olarak karşımıza çıkıyor. Tabii şu faydadır demek doğrudan şu anki koşullarda şu süreçte biraz zor. Çünkü o deprem neticesinde sonrasında daha doğrusu arazi gözlemleri yapılacak, sismolojik bir takım çalışmalar yapılacak, mekanizması çözülecek vesaire. Ondan sonra bu fayla ilgili ya yeni bir fay ya mevcut fayın üzerinde mi değil mi biraz daha netleşecektir. Ama bölge diğer tüm Türkiye'deki deprem üreten faylar gibi hakikaten gerilmesi, kayaç geriliminin son derece fazla olduğu ve bu gerilmeleri de çok fazla tutamayan bir yer. Yani zayıf bir yer. Diğer bölgelerdeki gibi Doğu Anadolu ya da Marmara'nın biraz daha batı bölgelerindeki gibi uzun sürede dayanıma sahip değil. O yüzden de kısa periyotlarda bu ve buna benzer büyüklükteki depremleri görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Buna benzer yerler zaten Türkiye'de çok fazla var. Özellikle alüvyon kentleri, yani zemini dolgu zemin olarak nitelendirdiğimiz genç jeolojik birimlerden oluşan çok sayıda yerimiz var. Zaten dikkat edilirse bu gibi yerlerde genelde her deprem sonrasında ciddi hasarlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Her ne kadar Düzce'de bu hasarları görmedik ama şimdi 17 Kasım depremiyle, 12 Kasım depremiyle karşılaştırılıyor. Evet, bir bakıma Düzce stok kalitesinde, yapı stok kalitesinde oldukça önemli adımlar attı. Burada hem yerellerin hem merkezi denetleme sisteminin hem de vatandaşların bilinçlenmesi vesaire hepsinin katkısı bulundu ama şimdi bir tarafta 7.2'lik bir deprem, bir tarafta 5.9'luk deprem ciddi anlamda bir fark var. Evet. Biz tabii ki mühendislik hizmeti almış betonarme yapılarda bu tür büyüklükteki depremlerin hasar etkisini çok beklemeyiz. Nerede bekleriz? Evet. Kırsal alanda bekleriz. Ama görünen o ki Düzce ve çevresindeki kırsal alanlarda da oldukça düşük seviyede. Evet. Evet. Şimdi değerli hocam, bize biraz daha rehberlik etmenizi rica edeceğiz ama bir haber bandımız var. Onu ekranlara taşıyalım. Şimdi yaşanan her depremden sonra en doğal, en meşru, en anlaşılır sorulardan birisi, akıllara gelen soru hep aynı. Oturduğum bina depreme dayanıklı mı? Yetkili bir firmaya başvurarak
bu sorunun cevabını almak mümkün. Sizin gibi uzmanlardan bizim öğrendiğimiz bu. Evet, yetkili bir firmaya başvurun. Bu sorunun cevabını alabilirsiniz. Zira dayanıklılık testiyle oturduğunuz binanın, iş yerinizin ne kadarlık bir deprem yükünü taşıyabileceği hesaplanabiliyor. Çok şükür bilim bu noktada bizi güçlü kılıyor. Elimizde önemli bir enstrüman bu. Dayanıklılık testiyle binanın ne kadarlık bir depreme dayanıklı olabileceği, nasıl bir yükü taşıyabileceği hesaplanabiliyor. Yaşam alanında alınacak küçük ama etkili tedbirlerde depremin yıkıcı etkilerini bir hayli hafifletiyor. Buna ilişkin haberimizi izleyelim, sonra devam edeceğiz. Depreme karşı alınacak ilk önlem fay hatlarından uzak durmak. Ancak Türkiye gibi köklü metropolleri deprem kuşağında bulunan bir ülkede bu pek de mümkün olmuyor. Bu sebeple imar planında konuta ayrılmış yerler dışına bina inşa edilmemesi gerekiyor. En az bunlar kadar önemli diğer tedbir ise depreme dayanıklı binalarda yaşamak. İkamet edilen konutun depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek zor değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yetkilendirilen özel firmalar ve üniversiteler dayanıklılık testiyle binaları inceliyor. Daire sahibinin başvurusunun ardından önce zemin etüdü hazırlanıyor. Kolonlardan alınan parçalar toplanarak laboratuvarlarda analiz ediliyor. Beton dayanımı nedir, donatı özellikleri nelerdir? Bunlar için de tahribatlı deneyler yapıyoruz. Kabuklarını kırıp yüzeyden bakıyoruz. Binanızda özellikle ne tür zayıflıklar var? Nerelerde hasar beklenir? Hangi deprem altında ne mertebede hasar olur? Can kaybı meydana gelir mi? Bizlere ayrıntılı tahmini bilgiler verir bu yöntemler. Sağlam bir binada yaşamanın yanı sıra evdeki eşyayı doğru yerleştirmek de depremin etkilerini azaltan faktörlerden biri. Çünkü deprem anında evdeki her şey ölümcül olabiliyor. Vitrin, kitaplık gibi uzun boylu ve deprem anında üzerimize düşüp bizi yaralayabilecek eşyaların çıkış kapısını kapatmayacak şekilde konumlandırılması hayati önem taşıyor. Ya da bu eşyaların bu şekilde duvara sabitlenmiş olması gerekiyor. Ağır eşyalarımız, işte düdüklü tencere olabilir, bu tava olabilir. Üst raflarda değil de daha çok alt raflarda muhafaza etmemiz gerekiyor. Nalburlardan vesaire alabileceğimiz küçük aparatlarla, kilit aparatlarıyla da bunları yine muhafaza edebiliriz. Yangın olasılığına karşı otomatik elektrik sigortası kullanılması kritik önlemlerden biri. Muhtemel gaz kaçaklarına karşı da tesisat bağlantıları düzenli kontrol edilmeli. Depremin merkez üssünden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Düzce'nin Gölyaka ilçesi 16 kilometre batısında. İstanbul'a 200 kilometre, Ankara'ya 250 kilometre uzunluğunda ancak çok geniş bir alanda hissedildi. Ve an itibariyle elimizdeki bilgi, depremde panik nedeniyle biri ağır 68 kişi yaralandı. Tekirdağ'dan İzmir'e kadar birçok ilde hissedildi sarsıntı ve ardından da bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması, deprem gerçeğiyle yaşamayı ve aynı zamanda buna her an hazırlıklı olmamız gerektiğini artık zorunlu hale getirdi. Bu konuda bilinçlenme noktasında sanırım hiçbir eksiğimiz yok. Özellikle 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım 2022'de Cumartesi günü gerçekleştirilen Türkiye çapındaki tatbikat bize olağanüstü bir bilinçlenme ve ne kadar hazırlıklı olup olmadığımızı test etme imkanı tanıdı.
kök kapan tutun tatbikatı. Şimdi bir afet çantası gerçeği de 17 Ağustos 1999'dan itibaren sürekli dile getirildi ve bir afet çantası bulundurmak da olası bir depreme yönelik hazırlıkların başında geliyor. Peki nasıl bir çanta olacak? Şöyle bir çanta, AFAD'ın hazırladığı bir çanta var. Önünü çevirmeyeceğim markası görünmesin diye. Turuncu ve mavi renkli bir çanta. Benim evimde var. Çantanın içinde, onu da haberimizden izleyelim. Çantanın içinde neler bulunmalı? Bina çöktü. Evimizde deprem çantası bulunduruyor muyuz? Hayır. Neden bulundurmuyoruz? Düşünmedim yani hiç. Deprem Türkiye'nin gerçeği. Ancak birçok kişi olası bir afet için gereken hazırlığı yapmıyor. Aklımıza gelmiyor ve çok umursamıyoruz. Yani deprem olmuş, olacakmış, depremden sonra ne yaşanır? Oysa küçük bir çantaya sığanlar bazen hayat kurtarıyor. Afetler olduktan sonra bizler güvenli bölgeye çıktığımızda profesyonel yardım ekipleri gelip bizim ihtiyaçlarımızı karşılayana kadarki süreçte ki ilk 72 saat olarak biz nitelendiriyoruz, altın saatler de diyoruz bu saatlere, bizlerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir çanta olması gerekiyor. Çantada acil ihtiyaçlara yönelik malzemelerin bulunması gerekiyor. Bozulmayacak, uzun ömürlü yiyecekler olması gerekiyor. Özellikle yüksek kalorili ve susatmayacak yiyecekleri tercih etmemiz gerekiyor. Kuru yemişler olabilir, konserve yiyecekler olabilir. Deprem çantasının olmazsa olmazı ilk yardım seti. İlk yardım setinin içinde mutlaka yaraları sarmak için sargı bezinin, yara bandının ve bir adet tantridiyotun bulunması gerekiyor. Ve aynı zamanda deprem çantasında yedek ilaçları bulundurmak da hayati önem taşıyor. Deprem çantası içinde ayrıca çok amaçlı çakı, yedek kıyafet, kibrit ya da çakmak ve temizlik gereçleri de yer almalı. Radyo, el feneri, düdük, not defteri, kalem ve yedek pillerini mutlaka bulundurmamız gerekiyor bu çantada. Ufak bir battaniye, ayrıca mevsim şartlarına uygun da yedek kıyafetleri mutlaka bulundurmamız gerekiyor. Önemli gördüğümüz evrakların fotokopileri olması gerekiyor. Deprem çantasının bulunacağı yerde önemli. İçine ilk yardım malzemelerini, anlık yiyebileceğimiz bisküvisini, suyunu, ağrı kesicilerini, bir hırka, bir mont. Peki nerede saklıyorsunuz? Nerede bulunduruyor? Kapının girişinde. Acil durum çantasının ev, ofis ve diğer yaşam alanlarının çıkış noktalarına yakın bir yerde konumlandırılması gerekiyor. Evet, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabaha karşı 4.08'de 5.9 büyüklüğünde yerin 6.810 metre derininde meydana gelen deprem, bir kişinin ağır yaralanmasına, panikten kaynaklanan bir yaralanma bu. Toplamda 68 kişi yaralandı. Deprem İstanbul'dan Ankara, İzmir'den Eskişehir, Edirne'ye kadar uzanan geniş bir alanda hissedildi. Ve depreme ilişkin son durumu, son bilgileri ekranlarınıza taşıyoruz. Aynı zamanda tabii ki bir konuğumuzun rehberliğinde bu yayına devam ediyoruz. Kendisi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tolga Bekler. Hocam, fazla vaktinizi almayayım. Çök, kapan, tutun tatbikatının ne kadar önemli olduğuna da vurgu yaptım. Umarım çok beylik bir laf etmiyorum. Zira Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi. Eksiklerimiz, yerine getirdiklerimiz, getiremediklerimiz, bunların hepsi o tatbikatta. Bundan bir hafta kadar önceydi. 12 Kasım 2022'de Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz o tatbikatta ki Düzce depreminin yıl dönümüydü. Türkiye genelinde uyguladık. Bu tatbikatın yapılmış olması bugünkü depreme nasıl yansıdı diye de sorsam, yansımaları olmuş mudur sizce? Zira ilk, tabii ben buraya 3 saat sonra ulaştım ama ilk buradan yayın yapan arkadaşlarımdan dinlediğim kadarıyla psikolojik olarak bu bölge depremin ne olduğunu, deprem gerçeğini biliyor, hissediyor.
ona göre davranış sergiledi. Ama öte tarafta devletin bütün kamu kurum ve kuruluşlarının acil müdahale gücü diyebileceğimiz ekipleriyle buraya kısa sürede ulaşmış olması ayrı bir psikolojik rahatlık getirdi bölgedeki insanlarımıza. Neler söylersiniz? Fuat Bey, evet 12 Kasım'da ülke genelinde böyle bir tatbikat ülkemizde ilk defa gerçekleştirildi. Tabii burada benim tahminim tamamıyla bir katılım beklenmiyordu. İlk defa yapılan bir çalışma, bunu bir ön çalışma olarak değerlendirmemiz belki de gerekebilir. Refleksleri almak açısından, yani bu gibi durumlarda vatandaşımız karşılaştığı zaman nasıl bir davranış sergiliyor? Bunu ölçmekti maksat. Önemli ölçüde de bu başarı sağlandı. Mesaj geldi gelmedi meselesini çok fazla tartışmamak gerekiyor. Çünkü bunların olması gayet normal. Hocam, bunlar hem bununla ilgili teknik uzmanlardan şunu öğrendim. Özür dilerim, araya giriyorum. Uzakta olduğumuz için kesintiye doğuruyor. Sözünüzü bölmüş gibi olmayayım ama cep telefonlarında nasıl ayarlama yapmamız gerektiğini de öğrenmiş olduk bu tatbikatta. Yani bir eksiklikten ziyade teknolojiye uzak insanların bilgilenmesi de sağlandı bu şekilde diye ben öğrendim. Bunu da belirtmek istedim, bilmiyorum. Buyurun. Evet, doğrudur. Çünkü bütün vatandaşlara benzer mesajlar gitmemiş olabilir. Bana da bu mesaj gelmedi. Ama her tatbikatın yeni bir öğretisi vardır. Yeni bir plan programının dizayn edilmesine ciddi anlamda katkıları vardır. Tabii 99 depremleri devamında meydana gelen depremler, 2011 Van depremi gibi, 2020 İzmir depremi gibi, arada meydana gelen Elazığ, Malatya depremlerine baktığınız zaman her deprem bizim için yeni bir öğreti. Burada amaç bu öğretileri yeteri kadar hayata geçirebilme refleksine ve yeteneğine sahip miyiz? Bir öz eleştiri yapmak gerekirse, biz yetişkinler maalesef bunu hayata geçirmekte çok gecikiyoruz veya yapamıyoruz ama çocuklarımız, özellikle de ilk öğretimdeki çocuklarımız, okul öncesi çocuklarımız daha duyarlı. Hatta bir ebeveynleri bu konuda da ciddi anlamda yönlendiriyorlar. Fakat genel anlamda baktığınız zaman bizim eksikliğimiz var. Tabii şimdi bu eksikliği giderme konusunda hem kurumsal anlamda kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün, yerel yönetimlerin de katkılarının olması gerekiyor. Yani tek taraflı olacak şey değil. Afetler konusundaki risklerin minimize edilmesinde. Yani bunun ciddi saç ayakları var. Bunun için mutlaka vatandaşın da katılması lazım. Şimdi devlet hiçbir vatandaşın evine girip de şunu sabitleyeceksin, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye önerir ama bunun müdahale etmez yapılıp yapılmadığını. Dolayısıyla bu afetler konusundaki eğitimlerin sürdürülebilir olması gerekiyor. Türkiye'deki en önemli eksikliklerimizden bir tanesi o. Yani sürdürülebilir eğitimin biz eksikliğini yaşıyoruz. Sürekli farkındalığın olması gerekiyor. Bunun her kesime yayılması gerekiyor. Doğusundan, basından, güneyinden, kuzeyine kadar. Bir başka önemli husus da, dediğim gibi, bu eğitimlerin karşılığında sadece çöp kapan tutun meselesi değil. Bunu yapmaya da bilirsiniz. Yapmakta eksiklikleriniz olabilir. O panikle ne yapacağınızı da bilemezsiniz ama öncesinde yapılacak çok şey var. Bakın bugün sabaha karşı meydana gelen Düzce depremi neticesinde işte ekranlarda da görüyoruz, sizler de RTR'lerde gösteriyorsunuz. Yapısal olmayan dediğimiz, yani binanın taşıyıcı unsurlarının zarar görmediği, işte kolonlar, kirişler, perde duvarlar vesaire, mühendislik şeyinde, yapılarında herhangi bir sıkıntı yok. Ama yapı içerisindesiniz, tahliye koridorunuz tıkalı, tahliye koridorunuz düşen malzemeler yüzünden ciddi anlamda engellenmiş durumda. Şimdi bu engelleyen cisimlere, malzemelere bakarsanız hayatta bazen vazgeçemeyeceğimiz ya evimizin bir süsüdür, ya bir dolaptır, ya bir evrak kutusudur. Evet. Dediğimiz gibi bu tahliyeleri engelleyecek durumlardır. Bunlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Evet. Yani bu süslü ortamlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani bu cisimleri, malzemeleri sabitleyip hemen hayata geçirmemiz lazım. Evet. Yaparız diyoruz ama her depremde yine bunları konuşuyoruz. Biz yer bilimcilerden ziyade artık mikrofonu belki de uzatmanız gereken bizler değiliz.
hakikaten vatandaş bunu yapıyor mu, yapmıyor mu? Bina ile ilgili sıkıntı var mı? İnşaat mühendisleri bunu yerine getirmiş mi? Türk Deprem Yönetmeliğine uygun olarak yapılan, evet, binaların yettiği kadar denetimleri yapılıyor mu? Yerel yönetimler bu denetimlerde ne kadar etkin rol oynuyorlar? Dolayısıyla biz sadece teşhisi koyuyoruz, peki, yer bilimciler olarak. Ama kalıcı, minimize edilebilme potansiyeli yüksek olan riskleri azaltabilmek adına mutlaka bu çarpın, yani yerel yönetimlerin, vatandaşın, yapı denetim firmalarının ve sürdürülebilir eğitimin mutlaka ama mutlaka sorunsuz çalışması lazım. Peki. Çok teşekkür ederim rehberliğiniz için. Bilgilendik, faydalandık. Çok sağ olun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki. Evet, bir kez daha yineleyeyim. Arkadaşlarımıza da ben geçmiş olsun. Gölyaka. Peki hocam. Evet, Düzce'nin Gölyaka ilçesi bu sabaha karşı 4.08'de 5.9 büyüklüğünde yerin 6.810 metre derinliğinde bir depremle, 8 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Ve son gelen bilgi, AFAD'dan yapılan açıklama, 71 yaralı olduğu, biri ağır, panikle bulunduğu yerden atlayan birisinin paniği söz konusuydu. Maalesef ağır yaralı. Artçı sayısı an itibariyle 135, yaralı sayısı 72 oldu. Depremin merkez üstünden gerçekleştirdiğimiz yayını devam ettiriyoruz. Ama şimdi sözü Ankara'ya, meslektaşım Anda Özmen'e bırakacağız. Ve saatler 23'ü gösterdiğinde gece bakışıyla yine Düzce'den deprem özel yayınıyla karşınızda olacağız. Ben Fuat Kozluklu, geçmiş olsun diyoruz ülkemize, özelinde de Düzce ve çevresine. Anda.